Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Can Sümerli. Bu video ile birlikte Van gezimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Van kahvaltısıyla meşhur. Biz de şu anda güne Van kahvaltısı yaparak başlayacağız. O zaman hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Ben bak hele bak çak hele çak. Çok eğitim şart. İşte Yusuf Konak. Van güzel, kahvaltı Van'da güzel. Evet hocam. Ağzınız bal yesin, paranızı Van yesin. Number one, always one, her deşi Van. Bravo abi. Bravo abi, bravo. Bak hele bak. Eyvallah abi. Van güzel, Van sizde ne güzel. Allah razı olsun abi. Abi, arkadaşlar biz şimdi bak hele bak Yusuf Konağı'na geldik Van kahvaltısı yapmaya. Biliyorsunuz Van kahvaltısıyla meşhur. Abim bize şöyle bir kahvaltıdaki ürünleri anlatır mısın? Tabii ki. Arkadaşlar biz bak hele bak Yusuf Konak'tayız şu anda. Burada abimiz bize şimdi kahvaltıyı anlatacak. Musab da burada. Abicim bize kahvaltıda neler var şu an? Van kahvaltısı arkadaşlar görmüş olduğunuz birçok evet. Çeşit yiyecek var. Bu otu peynirimiz. Evet, Van'ın otu peyniri. Kesinlikle otu peyniri Van'ın peyniridir. Teşkilidir, teşkil marka teşkilidir. Babası Vanlı, annesi Vanlı, Vanlı oğlu Vanlı. Tamam abi. Van'ın özel. Evet. Et Van'da pişiriliyor. Kavurma yumurta, köy yumurtası, tereyağdan. Köy yumurtası. Tamamdır. Kaymak bizim asla ve başka yerde olmayan bir şeydir. Tamam. Tek Van'da var. Kaymak ne? Van'da kaymağı balla yenilir. Karakovan bal var. Van cacığımız meşhurdur. Van cacığı tereyağına yenilir. Bunun yanında zaten kavut mutoha. Şu mutoha tereyağda un. Köy yumurtası balla yeniliyor. Un köy yumurtası bal döküyorsun. Balla yeniliyorsun. Gencerük Mutuhan'ın amcası oğlu. Allah Allah. Şu da kavut. Evet. Buğdayı sadece kavururlar. Kavurganın unu. Tereyağda kavrulmuş buğday unu. Anladım. Odur kavut. Bunun Kürtçesi pohindir. Pohin. Evet. Bak hele bak şu kavuta bak. Tamamdır abi. Ayrıca gül reçeli Gülenban'ın Erdemit. İlçemizin. Çok şirin beldesidir. Gülşek ilçesidir. Hele bir de bak hele bak. Ceviz reçeli. Ceviz reçeli. Tek Van'da var. Evet. Van güzel. Kahvaltı Van'da güzel. Evet. Ey Türkiye! Ağzınız bal yesin. Paranızı Van yesin. Evet arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltımıza başlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi. Çeşit çeşit. Onlarca çeşit. Abim bu ne? Bunun ne peyniri? Bu da buna lor peyniri diyoruz. Bunlar Türkiye her yerinde var. Bunları saymıyoruz. Zeytinli peynirdir, beyaz peynir, kaşar peynirdir. Evet. Biz Van'a özellikle Van'da bir de helva saymadık. Tamamdır abim. Van helvası. Biz kahvaltının üstüne helva veririz. Anladım. Ama vatandaş sabah geliyor o güzel ven nimetimiz. Sabah uykusunda uyanmak için helvanı uyandırıyoruz. Allah Allah. Batı'da da balığın üstüne helva yerler ama niye? Niye abim? Balık ölmüş ya öldüğünü anlasın diye. Bir çeşit böyle. Bunlara bal verdiler. Karakovan balı var. Karakovan balı var. Evet. Bir abi. De bilmece soruyoruz. Evet. Van Gölü'nün kenarında bir ekmek fırını açılırsa ne olur? Hadi bak. Van Gölü canavarı. Hayır, eli uzat. Ne Türkiye olur? Bir el sana. Ekmek elde. Göl su elde. Ekmek elde su. Su gölde. Gölde hayırlı olsun. Aynen. Bravo, bravo abi. Teşekkür ederiz abi. Bak eyvallah. Hele bak. Bak hele bak. İyi ki varsınız canlar. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Şimdi biz Van kahvaltımızı yaptık. Bak hele bak Yusuf Konak'ta yaptık. Gerçekten mükemmel bir samimiyet, mükemmel bir ortam var. Kesinlikle kahvaltınızı yapacaksanız geleceğiniz adres burası. Onu size öncelikle söyleyeyim. Şimdi biz Van gezimize devam edeceğiz. Şimdi Van çarşısına gideceğiz. Oradan yavaş yavaş gezimize devam edeceğiz. Van yolculuğumuz devam ediyor. Görmüş olduğunuz İskele Caddesi, Türkiye'nin en uzun düz caddesi, 7 kilometre uzunluğunda. Van'ın çarşısından başlayıp Van Gölü'ne kadar ilerliyor. Gerçekten gezinip gözünecek yerler.
Arkadaşlar biz Van çarşısını dolaştık. Van'da çok güzel gezip görebileceğiniz caddeler var. Kültür sokakları, sanat sokakları olsun. Hatta bir kahveye girdik. Kahvede kaç yaşında dayılarımız satranç oynuyordu. Çok güzel bir kültür var. Gerçekten Van'da bu var. Şimdi Van Kalesi'ni görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu anda Van Kalesi'nin arkasına geldik arkadaşlar. Van Kalesi M.Ö. 9. yüzyılda Urartular tarafından yaptırılmıştır. 250 yıl boyunca Urartular burada da başkent yerine ev sahipliği sürmüştür. Demir Çağ'ın en büyük ve en etkili kentlerinden biridir burası. Şimdi Musab'la beraber kaleye tırmanacağız arkadaşlar. Hadi o zaman kaleye geçelim. Gençler, şimdi kalenin tarihini bize 3-4 dilde anlatacakmış arkadaşımız. Anlatsın bakalım. Bu İngilizcesi The castle was built to the Italian front from the focus side and one rot and the judges of Thomas Smith for a kitchen. Bu da Türkçesi Van Kalesi M.Ö. 834 yılında Rotto Kralı Sardo 1. tarafından sildirmiştir. Bu kalede 12 mezar odası, 9 üyası, 2 kilise, 4 Cavim Vatar, 2 İleri Selçuklar, 2 Osmanlı, Selçuklar, 5 Osmanlı, Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta, bu da Kürtçesi, Kelavani, Peşşey, Sal, Hepsidi, Sikar, Salida, Karar, Uğrar, Tüy, Sardır, Yakin, Çakırga ve Kalaber, Sürbiya. Vatna, Kofi, Şemvi, Kelise, Devlet, Uğrar, Tüy, Selçuk, Osmanlı. O illerde güzelleme kulesi var, eskiden çimen olmadı nedeniyle. Akır, mermer, kireç, saman tuzuyla karıştırıp yakılmasın diye. Bu da Japonya sakul kukarı, alikato, kunichi ve kuri kuri kima şu senura van guane para duma ikat anasken. Arka tarafta hurhur merdez sesi var. O illerdedir eskiden talebelerine sabahta ilen kadar Kur'an dersi, ilen de akşama kadar tıfet dersi veriyor öğrencilerine. Arka, o illerde de arena var, büyük küçük var, hayvanları dönüştürüp kanını alıp askerlerin önüne sürüyorlar. Bunları olsun diye yeni dünya gelmeleri için. Abi o işte hamam var. Komutan. Büyük baş, küçük baş. Ya, orada komutanlar ayda bir, ayda iki kez. Askerler ise ayda bir kez başını yıkıyor çünkü komutanlara çok işte. Rütbesi daha çok olduğu için. Van Kalesi'nin kurulu olduğu tepenin dağın üstünde bir cami yer almakta. Bu cami arkamda görmüş olduğunuz Süleyman Han Cami. Süleyman Han Cami kare bir yapı üzerine kurulu. Ayrıca topraktan damı yapılmış, etrafı topraktan kapatılmış, çok eski 1500'lü yıllara dayanan bir cami. Caminin minaresi ise Osmanlı'nın hakimiyetini gösteren bir sembol. Çünkü tam tepede çok güzel bir yerde konumlandırdığı için Osmanlı'nın hakimiyetini gösteren bir sembol bir yapıdır arkadaşlar. Kaidesi ve gövdesi kesme taştan yapılmıştır. Van Kalesi'nin silüetini etkileyen önemli yapılardan birisi. Evet. Van Kalesi'nin en üst noktasında bulunmaktayız. Gerçekten çok büyük bir kale. Etrafına dolana 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 günü bitirdik resmen. Çok büyük bir kale. İçinde surları tamamen durmasına rağmen kalesi yıkılmış biraz. Kalesinin tam olarak varlıkları bulunmamakta. Her kalenin, her şehrin bir efsanesi vardır. Van Kalesi'nin de kendi has bir efsanesi var. Bu efsaneyi size aktarmak isterim. Eskiden arkadaşlar Van'da bir kraliçe varmış. Asur kraliçesi Semiramis tarafından bu kalenin yaptırıldığına inanılıyor. Van Kalesi Urartu Devleti'nde tarihlense de rivayete göre Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yaptırılmıştır. Semiramis, Mezopotamya bölgesinin üst kısımlarına yayılan koca bir ülkeye hükmeden dediği delik astığı astık
kestik güzeller güzeli bir kraliçedir. Demiramis gönlünü birini bir türlü bulamamış. Ta ki Van'ın Muradiye kazasının kuzey yamaçlarına bir sefere çıkana kadar. Semiramis bu sefer sırasında bölgenin hakimi olan Ara isimli bir gence aşık olmuştu. Güzel olduğu kadar mağrur olan Semiramis bu sırrını kimseye açıklayamamış. Ancak son saldırı sırasında hükümdar Ara öldürülür. Haberi alan Semiramis Ara'ya olan aşkını yüreğine gömer ve hemen dönüş emrini verir. Dönüş yolu üzerindeki bugünkü Van'a gelirler. Evet, görmüş olduğunuz gibi Van Kalesi'nde çok güzel bir efsane elbisesi var. Kraliçe Semiramis'in hükümdar Ara'ya olan aşkını ve daha sonra sırrını kalbine gömmesini anlatan bir efsanesi var. Bu şekilde arkadaşlar, Van Kalesi'ne kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Çok güzel bir yerde, çok güzel bir konumda. Etrafında gölü var, kalesi, surru, müzesi, çok güzel bir yerde. Kesinlikle Van Kalesi'ne gelip görmeniz gerekiyor. Van Kedi Evi'ne geldik. Burada çok güzel Van kedileri var. Onları biraz seveceğiz, biraz besleyeceğiz. Gelin bakalım. Fıtı 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 fıtı. Ufak gel bakalım abi, gel şöyle. Bak, görüyor musun? Bir sürü bembeyaz kedi var burada. Her biri Van kedisi. Şunun gözlerine bakar mısın güzel? Şunun gözlerinin güzelliğine bakar mısın? Hadi içeri gidelim, içeriden de biraz sevelim. 10 liraya kedi maması alıp içeride kedilerle sevebilirsiniz, kedileri besleyebilirsiniz. Hadi içeri gidelim. Ufak gel abi. Ömer biraz sizi dışarı çıkmasana. Sağ ol. Besle. Beni çek. Tamam. Babam ne güzel bir şey istiyor. Sen de güzel bir şey istiyor. Mama istiyor Ömer. Sen de güzel bir şeysin. Dur tek. Tek mi veriyoruz hocam? Direkt bırakıyoruz mu? Siz biliyorsunuz. İstiyorsanız tamam. Elinizde. Verme Ömer. Ben elimi almayayım abi bunu. Dur. Pardon, özür dilerim. Ulan ne güzel bir şeysin ya. Oğlum çok iyi bulaştırdınız, yeter. Sap çekiyor mu abi? Çekiyorum. Hadi sen hiç sevmedin beni. Gel buraya. Ay. Savaşıyor lan. Bu niye böyle değişik lan? Aynen şu çok değişik bak. Geri ama. Merez olmasına rağmen. Peki girmesin. Keşke hepsini vermeseydi. Ama yeme lan. İçlerinden... En şey bu mu? Değişik olan. En değerlisi bu. Siyah beyaz bir gözüm var, gözü sarıdır. Vay. Ömer anlasana. Uzak. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kedi Melez olmasına rağmen bir Van kedisi ve... Adı Keji. Onun adı Keji. Keji. Arkadaşlar Keji. Bu Keji'nin bir gözü mavi, bir gözü sarı. Ver Musab kamerayı. Göstereyim şöyle size. Keji. Bak bakayım. Bak bir buraya Keji. Arkadaşlar Keji'nin bir gözü mavi, bir gözü sarı. Burada yemleri var. Bir sürü kedi var burada arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Van kedileri var. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Burada gelip kedileri sevebilirsiniz. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Maşallah. Çok güzel ya. Bak. Faizine kadar size satışı. Yok yani değerli. Van Vlog serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde de çok güzel yerleri gezdik, sizlere göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir anlattıklarımızı, gösterdiklerimizi. Gün boyu bana yardımlarından dolayı Musab'a çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Videoya beğenseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorum yaparak bildirmeyi unutmayın. Buradan çıkan videodan Van Vlog serimizin birinci bölümüne erişebilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Our souls tonight, we're losing this fight, oh hell.